Selamünaleyküm. Aleykümselam. İsim ne abim? Adem Biçer. Adem Biçer. Adem abi biraz kendini tanıtır mısın abim? Yozgat Merkez Çadır Ardıç Köyü muhtarıyım. 1970 doğumluyum. Peki bu kaçıncı dönem muhtarlığın? İlk dönem. İlk dönem. İlk dönem. Evet, tekrar seçimler yaklaşıyor. Aday olacak mısınız? Aday değilim. Değil misin? Değilim. Yeni adaylarımız var. Onlara başarılar diliyorum. Yeni iki tane adaylarımız var. Onlara başarılar diliyorum. Evet. Allah yollarını, bahtlarını açık eylesin. Muhtarım biraz köy hakkında bilgi verebilir misin? Daha önce kasabaydı burası. Önce 1999'da belediye olduydu. Belediyelik nüfusu şeyiyle düştü. İki dönem oluyor muhtarlık başladı. Belediyelik o yüzden düştü. Nüfusumuz azaldı. Nüfus azalınca da dolduramadık, düştü belediyelikte. Peki muhtarım şu anda köyün nüfusu ne kadar? Köyün geçim kaynakları nelerdir? 875-880 civarında nüfusumuz var. Geçimimiz hayvancılık, fazla bir arazimiz yok. En kaba dayısının yani 100-150 dönüm şeyi var ama hayvancılıkta geçimimizi sağlıyoruz. Peki Çadır Ardıç Köyü'nün şu anda gurbette genellikle hangi şehirlerde gurbetçisi çok? Ankara'da mı, İstanbul'da mı? Ankara'da. Yurt dışında gurbetçisi var mıdır? Yurt dışında topla 5 kişi çıkmaz. Evet, genellikle çoğunluk Ankara. Ankara'da hemen hemen 800 hanemiz var. Evet, biz RTV 66 Yozgat Televizyonu olarak köy tanıtımları yapıyoruz. İnşallah bu bizim kısa fragman çekimimiz. Eğer bu köyden sponsor çıkarsa önümüzdeki günlerde geleceğiz. Geniş kapsamlı çekim yapacağız. O zaman muhtarım senin de köyü komple güzelce çekeriz. İnşallah. Çıkar mı bu köyden bir baba yiğit muhtarım? Çıkar, zannımca çıkar yani. Çıkar değil mi? 3000 lira verecek bir babayı çıkar mı? Çıkar inşallah. Tamam, çıkarsa o zaman biz de geliriz muhtarım seninle, güzelce köyü baştan aşağı güzelce çekeriz. Tamam. Şöyle tamam. Gurbette yaşayan köylülerine bir selam gönder muhtarım televizyonumuz aracılığıyla. Valla bütün Çadır Ardıç olarak, Çadır Ardıç muhtar olarak dışarıda yaşayan, ne kadar sevdiğim arkadaşlarım veya yani köylüm varsa hepsine selam ve saygılarımı sunuyorum. Ve aynı zamanda köyümüzü bırakmasınlar. Çok teşekkür ediyoruz muhtarım. Rica ederim, hoş geldiniz. Sağ olasınız.